Ferhat Bir Güneş Gibi Parla programından herkese merhabalar. Bugün yine kıymetli bir konuğum var. Dijital check-up uzmanı Sayın Pervin Karatay Boyraz. Hoş geldiniz, evet. nasılsınız? Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugün benim de dijital check-up fırsatım oldu yayın öncesi. Ee, öncelikle sizi bir tanıtalım izleyicilerimize. Tabii ki. Sonra bu Tabii dijital check-up'ı konuşalım. Tabii yani. ki. Ben 1974 Batman doğumluyum. Evet. Bilkent Üniversitesi muhasebe bölümü mezunuyum. Ancak hiç kendi mesleğimi yapamadım. Akabinde medya sektörüne girdim. Medyadan da yaş 40'ın üstü olunca bir şekilde bu cihazla tanıştım ve sağlık sektörüne girdim. Şimdi bu cihazla tanışmamı şöyle anlatayım. Tabii. Bu cihazda check-up yaptırdım ve akciğerim bozuk çıktı. Normalde benim akciğerle ilgili herhangi bir problemim yok. İnandırıcılığına olması için doktora, doktora gittim. Evet. Check up yaptırdım. Yani tomografisini çektirdim ciğerimin. Orada e, kis çıktı. Hı hı. E, tedavisine başladık. Daha sonra tekrar girdim. Bu sefer temiz çıktı değerlerim. Hı hı. Tekrar gittiniz. Tekrar gittim. Orada da temiz çıktı. Böyle hı hı. bir tanışmam oldu ve bu cihaz bana her gün yeni bir şey öğretti. Sağlıkla evet. ilgili, vücudumuzla ilgili. İnsan sağlığı çok kıymetli. Hı hı. E, dolayısıyla böyle bir serüvene girdim diyeyim. Çok güzel bir serüvene girmişsiniz. Evet. Şimdi ben e, az önce böyle bir deneyim sahibi olduğum için e, yorumlarınız da gayet iyi. Yani yorumlarken de e, kendinizi güvende hissediyorsunuz. Öncelikle onu söyleyeyim Teşekkür siz yorumladığınızda. Ederim. Neler yapılıyor, nelere bakıyorsunuz? Şöyle e, bu cihaz bir dakika. Aslında bu cihaz şu an Avrupa'da ve Uzak Doğu'da kullanılan bir teknik. E ee, insanlar bu cihazı e, hastaneye gitmeden önce Avrupa'da hastaneye gitmek çok zor. 6 ay sonra e, randevular alındığı için hı hı. insanlar önce bu cihazda şu gördüğünüz çubuğu tutup bir dakika manyetik enerjisi. Bugün e, bütün vücut organlarımız avuç içimizde ve ayak ayak altımızda. Evet. Şurada gördüğünüz gözümüz, kulağımız, omurgamız. Burada cihaz başlıyor tepeden tırnağa sizin bütün vücudunuzun manyetik Tabii. enerjisini ölçmeye. Bugün vücudumuz toprak elementlerini taşıdığı gibi ruhumuz Hı -hı. bir enerjidir. Ve sizin orada, siz EFT uzmanı olarak Hı -hı. daha iyi bilirsiniz enerjileri, Hı -hı. tıkalı olan kanalı orada bir hastalık olduğunu belirtiyor. Akabinde bırakıyorsunuz ve bilgisayar hemen sizin bütün detaylarınızı veriyor. Orada tıkanık olan kanalları gösteriyor. Ve gösterdiği kısımlar, değerler var. Kırmızı olan noktada, Evet, siz bir doktora gitmelisiniz ve doktora danışmalısınız diyoruz. Hı hı. E, tabii ki ben e, burada şeyi sevmiyorum, insanları kodlamayı sevmiyorum. Herkes kendi kronik rahatsızlığını biliyor, şeker hastası biliyor, tiroid hastası biliyor, kalp e, dolaşım herkes kendi rahatsızlığını biliyor. Burada insanlara e, işte şu an rahatsız demektense yaşamda şu e, negatif düşünce seni e, bu konuda rahatsız etmiş, şunu yaparsan tavsiyelerinde bulunmaya çalışıyorum. Hı hı. Ee, en önemlisi eser element ve vitaminlere çok önem veriyorum. Evet. Bugün eser element vücudunuzda bir selenyum olsun, bir bakır olsun. Bu direkt hem dolaşım sisteminizi hem de kas sisteminizi, selenyum özellikle kas sistemi için e, doğru bir element olması gereken bir element. Bunu dışarıdan takviye olarak alıyoruz. Ya yiyecek olarak eğer depo çok bitmişse mutlaka bitkisel bir eser element takviye. vitaminine e, geçmelerini tavsiye ediyorum. Ee, e, bakır ise dolaşım sistemi. Bugün dolaşım sistemi eksik olursa zaten sistem durur. Kalp en büyük kas sistemimiz. Kas evet. e, kas zayıflığından bir şekilde e, vücut durabiliyor. Bugün beyin ölümü gerçekleşebiliyor ama kalp durmadığı süre içinde o ölüm olmuyor. Doğru. Yıllarca insanlar Doğru. makineye bağlı, bağlı yaşıyor. yaşıyorlar. Evet. Bunlara önem veriyorum ve Çıkan kişilere evet bu konuda bununla ilgili almanız lazım. Hatta bununla ilgili birçok kişiyle bir çalışma yaptık. 60 yaş üstü bir bayanın dolaşım sistemi bozuktu. Hı hı. Bakır depoları bitmişti. Bakır almasını tavsiye ettim. Bakır aldı 3 hafta sonra geldiğinde evet sistem kalp, Doğru. eski değerle kıyaslıyoruz biz bir şekilde. Bakınca evet dolaşım sistemi kendini bulmuş. Kalp, dolaşım, kan, damar yolları her şey gayet muntazam, güzel, eskiye nazaran çalışıyor. Depoya da baktığımızda evet, depo da olmuş. Bakır Hı -hı. depoları. Hı -hı. O yüzden e, önem veriyorum. Bakıra, vitamine, yani eser elemente, vitamine. Bir de e, ağır metalden zehirlenen çok insan var. Bugün hastanelerde ağır metaller çıkmıyor. Evet. Yani e, ağır metalden zehirlenen bir kişi gittiğinde başlanıyor kanser. E, akla gelebilecek bütün kötü hastalıkların testleri yapılıyor. Bir sonuca varılamıyor. En son ağır metale bakılıyor. Bu cihazın en güzel avantajı ağır metalinizi ölçüyor. Bugün vücudunuzda çok fazla arsenik ya da e, dışarıdan aldığımız kötü havadan egzostur yani kötü bir e, hava atmosferinde yaşıyoruz. Kurşundur. Yaşıyorsunuz. Kurşunun ki. fazladığı. Fazlalığı vücudunuzda uzun bir müddet durduğunda e, kılcal damar zehirlenmesi ve kansere kadar gidebiliyor. Hı hı. Bunu da yine tavsiye. Yani araştırıyorum. Her gün araştırıyorum ve her araştırmada da bir şey buluyorum. Doğa bize gerçekten en büyük şifahane doğa. Hı hı. Oradan bize her şeyi vermiş. Eee karşıyım. <laughs> ilaç sektörü tabii ki olması gerekiyor ama siz EFT uzmanı olarak biliyorsunuz her şey bilinç evet, ve beyninde başlıyor. Ve evet. Düşüncede ve duyguya doğru gidiyor. Boş kapsülle iyileşen bir sürü insan var. Kesinlikle. E ee, hemen tahin yemelerini tavsiyede bulunuyorum. Bugün tahin en güzel ağır metali detoksiyan ve bu bilgilerin paylaştıkça da keyif alıyorum bu işten. Her gün bir şey öğreniyorum. Ucu bucağı yok. Evet. Hayatta hepimiz bir öğrenciyiz. Öğrencilik bitmiyor ancak öldüğümüzde <laughs> bu dünyadaki... <laughs> Açık dolmalıyız öğrenme. Kesinlikle. Ya kısa bir zamanda şimdi şöyle evet. bir şey var. İnsanların fobileri olabilir, insanların kapalı alanda kalma korkuları olabilir. Şimdi normal check-up'larda biliyorsunuz birçok yere, bir evet. makineye girmeniz gerekiyor. O yüzden bir dakika gibi kısa bir sürede bütün bir vücudunuzun, evet. aneminizin yapı, doğrudan işte karaciğer, kalp bir sürü şey baktık az önce. Evet, evet. Bilgiler vermeniz güzel. Bir de hani buna istinaden orada olumsuz bir şey gördüğünüzde zaten doktora yönlendiriyorsunuz. Tabii ki Doğru mu? Tabii ki olması gerekiyor. Doktorlar hayatımızda olmalı. Hı -hı. Hastane olmalı. Hı -hı. Ama hani burada e, şey e, bazı şeyler eksik. Hı -hı. Bu da bir tamamlayıcı diye düşünüyorum. Ben e, bugün bir insana e, kansersin teşhisi konulduğunda kansersin denildiğinde o beyin direkt onu alıyor. Bitti. Beyin bilgisayar ve santral gibidir. Evet. Neyi söylerseniz direkt onu alır ve onu uygular vücutta. Dolayısıyla ben e, bakarken Hani burada bu cihazın yüzde 99.9 hastalığı bilmesi de çok önemli değil. Burada e, benim önem verdiğim yine dediğim gibi vitamin ve eser elementler bunları çıkarmaz çünkü herkes kendi rahatsızlığını biliyor. Ki bunları söylemiyorlar da yani. Hani bu böyle bu vitamin eksikliğimizi çok B12'yi biliyoruz. Çekap yapılanlar en keyifle baktığım kişiler oluyor. Çekap yaptırmış gelmiş yanımda <laughs> oturuyor değerlerini getirmiş birebir bakıyoruz e, birebir tutuyor. Check-up'ta ben çok dikkatimi çekti. Üç tane check-up'ını yaptırmış yanıma gelip ben deneyeceğim ne kadar doğru senin cihazın diye hmm. oturanlar oluyor. Check-up'ta vitamin olarak D3, David 3'e bakılıyor. Bir de B12. Evet. Başka vitamin yok. Bugün aksine yani B17 eksikliğinden insanlar kanser oluyor. Vücudunuza B17 bittiği an vücut başlıyor hormonların anormal çalışmasına. Ve en sonda zaten... E, ismini bile hatırlayamıyor. Hani, aynen. O, o illet hastalığa insanlar yakalıyor. Dolayısıyla mesela B6 bugün günümüzde bakarsanız 3 kişiden ikisi antidepresan içiyor. Doğru. Ve e, neden içtiklerini, neden e, 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 bilmiyorlar ve insanlar artık birbirine sıradan bir ağrı kesici gibi bahsediyor, değil mi? Tavsiye ediyor mesela bu, bu aralar atarlarım çok yüksek. Hı hı. Sinirlerim bozuk. Aa, Prozac ha, içim şey. sana çok iyi geliyor. Hı, hı. ...diyip birbirlerine tavsiye ediyorlar ve insanlar alıp içmeye başlıyor. Ee, şunun farkında değiller, B6 eksildiğinde direkt sizin B6 hem damar yolları yağlanmanızı engelliyor... ...hem de sinir sisteminizi onaran bir vitamin olduğu için... ...B6'nın düşüklüğünü bilmeden direkt ona gidiyor. Burada B6'sı düşük bir insana, evet şu dönem sinir sistemin bozuk... Ee, b 6ını alman gerekiyor takım B, B vitamini B kompleksleri çok ucuz. Hı hı. Bugün eczanede 3-4 milyona evet. satılıyor. Yani tercih isterseniz çok iyi de. Hani biz de yani şey çok iyi demeyeyim de hani bu şey anlamında değil. Vitamin onu çok iyidir demiyorum da. Hani marka isterseniz marka alabilirsiniz yoksa evet. eczaneden de bunu. E, ama genelde şey olursun. algısı var. Pahalı ilaç hı hı. E, iyi ilaçtır. <laughs> Vitamin olarak söylüyorum bunu. Yani ha ben Solgar yani gerçi markaları söylemem ne kadar doğru da hani benim hı hı. tercihim işte yabancı olsun ama ben bunu bizzat B6, B vitaminleri e, bitmiş bir insan 15 gün sonra tekrar geldi bir bakalım dedi depolar doldu mu baktım. Dolmuş ne içtin dedim merak ettim yani 15 günde nasıl bu depolar doldu? İşte bahsettiğim o ucuza alınan. alınan B e, kompleksi e, e, dolayısıyla hani dolabiliyor. Bugün terapistlerle çalışıyoruz. Terapistler hı hı. çünkü e, danışanlarına e, biliyorsunuz e, aile terapistleri var, e, bireysel terapistler var. Biri mutlaka atarlanıyor, ilişki ondan bozuluyor. Ee, vitamin değerlerini öğrenmek istiyorlar ama kimse gidip işte kan vereyim. Hı hı. ve bu kan değerleri de biliyorsunuz bir 10 gün bir süreç var. E, tabii. Ee, evet. Onlarla şöyle hızlı bir şekilde bu değerleri görüp ona göre evet, terapist orada hızlı o konuda hareket ediniz. Evet hızlı hızlı hareket etmiş olabiliyor, hızlı çözüme gidilmiş olabiliyor. Belki hani bir dakika gibi bir kısa zaman e, evet. sürdü. E, belki yorumlamalarınızla birlikte bir kişinin yarım saatin alacağı. Evet. bir gün hastanede geçirmeyeceği bir durum kesinlikle. aslında oradan şey avantajlı evet. yorumlar da iyi olunca siz bana söylüyordunuz ben size söylüyordum evet hakikaten şu an böyle gibi şey kolaylık kesinlikle, kesinlikle. kolaylık kesinlikle. çok güzel kesinlikle. peki başka neye bakıyorsunuz vitaminler ee, vitaminler ee, bir kere kalp, damardan başlayıp evet. karaciğer, safra kesesi, pankreas, şekeriniz, e, eser tiroid. element, vitamin, tiroid, obezite, e, göz, cilt. E, aklıma şu an bunlar geliyor. Jinekolojiye bakıyoruz. Hı -hı. Erkeğin prostat ve Hı -hı. sperm değerlerine bakıyoruz. Bugün Hı -hı. bakarsanız fast foodtan ötürü birçok e, kısırlık başlamış evet erkeklerde. Ya. Onları da araştırıyorsunuz bir şekilde neden bu? Bir, buna su, bir sürü, geliyor? sadece o değil bir sürü hastalık var yani, yani insanlarda. Evet. Mesela tiroid, mesela ben orada tiroid'de şunu biliyorum. O kişi dolmuş bu kısım, söylemek istediklerini söyleyemiyor, ifade edemiyor kendini. Edemeyince de burada siz de bilirsiniz kanal tıkanıyor. Tıkanınca evet. da bu fizyolojik olarak artık dışa Vuruyor. Evet bedene vuruş aynı. Aynen. Ama kısırlık almış başını gidiyor. Ben Hı -hı. onu anlayamadım. Bunu da mesela araştırdım. Zencefil çok iyi geliyormuş. Şu Hı -hı. anda böyle sürekli hangi hastalığa hangisi geliyor. Ciddi bir prostat var. Yani bakarsanız eskiden ben 45 yaşındayım. Eskiden yaşlılarımız hala doğum olurdu. Hı -hı. Hı -hı. 80 Hı -hı. yaşındaki adamın çocuğu olurdu. Bugün bakıyorum 19-25 yaş grubunda ciddi bir kısırlık. Yani değerlerine bakıp. Tabii ki o kısımları çocuklara ben gösteriyorum. Yani şimdiden sağlıklı yaşam mı yok? Kalp ve damar yolları, dolaşım sistemleri çok bozuk çıkıyor. 19-25, 40 yaş üstü daha sağlıklı geliyor. Biz demek ki çok doğru beslenmişiz. Evet. Doğru almışız. Yani hayatınıza çabucak bir önlem almak için önemli Kesinlikle. bir şey. Kesinlikle. Çünkü daha ilerledi mi? Daha büyük sorunlar Kesinlikle. olabilir. Başka neler böyle dikkatinizi çekiyor? dikkatimi çeken e, mesela, mesela yaş grupları diyelim. E il, ilaç grubu mesela selenyum e, e, olarak selenyum söyledim, bak, bakırı söyledim. Evet. Vücudunda e, demir ha, zaten hastalık direkt... olarak art artan Hastalık olarak yani ya da... artan kalp ve damar yollarını bozuk buluyorum gençlerin. Ee, bir de e, bağımlılık e, kısmı çıkıyor ama o beni şurada yanılttı. Arsenik o da yüksek belli oluyor, olan değil tabii mi? ki Hı -hı. E, oluyor. Ama Troyut hapı içende de arsenik yüklü çıkıyor. Hmm. Yani e, arsenik e, bir uyuşturucu bağımlılarında çok yüksek çıkar. Hı -hı. E, ama daha sonra bir baktım Troyut hapıyla birlikte de evet çıkabiliyor. Evet çünkü onlarda da ağır. Yani bugün antidepresan içen herkes de arseniği yüksek çıkıyor. Ama o arseniğin o vücutta kalmasıyla daha kötü sonuçlara gidileceğini bilmiyor. Hmm. Dolayısıyla hani ben bu cihazın insanlığa iyi bir şey olduğuna inanıyorum. Tabii ki doktorlar olacak, hastaneler olacak. Tabii ki. Hızlı çözüme gidilecek. Burada sizin ciğeriniz bozuk çıktı, oradaki kişi bunu veremiyor. Ama hı hı. en azından ön tedbir olarak sizi yönlendirebiliyor. Hızlı bir şekilde gidip yapmanız gerekiyor. Ben daha önce böyle bir cihazla tanışmıştım ama bu cihaz değildi. O da... Sicio galiba. Evet Sicio'ydu. Ee, o cihazda orada da yine duygularla yani hastalık olarak yorumlamanın dışında duygular katılarak hı hı. şey yapılıyordu. ifadeler ediliyordu. Ee, tabii daha hızlı bana göre. Yani ben ikisini de hı hı. denediğim hı hı. için daha hızlı sonuç veriyor gibi geldi bana çünkü o daha uzun bir süre bir anlatımı şey ifadesi şekillendirmesi işte sürece daha bir uzundu ama insanlar büyük katkı diye düşünüyorum bilmiyorum Sağlık Bakanlığı ya da onaylı o, o onaylanıyor çünkü Sağlık Bakanlığı şuna önem veriyor kan iğne olmadığı süre içinde bu bir alternatif tedavi hı hı. türü. Bugün Avrupa'da, Uzak Doğu'da insanlar kullanıyor. Türkiye'de de yapan çok kişi var. E, tabii bunu daha çok enerjistler biliyor. Evet. Mesela Ankara'da e, biri yapıyor. 6 ay sonra randevu verdiğini biliyorum. Hı hı. Şu an e, bilinç olarak buna açık değiliz ancak bilinci açık enerjilere yani sizin gibi EFT uzmanları daha bir açık hı hı. E, topluma da yavaş yavaş duyurmaya çalışıyoruz e çünkü sizlerin sayesinde bedensel ve zihinsel aynı şey Aynen. yani kötü düşündüğünde nasıl kötü şeyler Aynen. hissediyorsan bunu bedeninde de hissediyorsun İyi düşününce de bedenini de onarıyorsun hızlı bir geçiş yani tiroid diye bakarsın ben tiroid hastalığı diye bakarım siz konuşamadığımı düşünürsünüz bir bakış açısı acaba ben artık kendime nasıl bir belki vitamin alarak da onu iyileştirebilirsiniz ama Belki de gerçekten konuşmam gerekiyor artık, yani Aynen. söylemem gerekiyor Aynen. diye bakış açınızı değiştirebilirsiniz. O katılıyorum size. Mesela ben her baktığım kişi bana bir şey öğretti. Değil mi? Troit hastası olan bir bayan artık tiroid ilaçlarını bıraktığını, Gaps diyetiyle Troitini yendiğini söyledi. Çok güzel. Evet. E peki nerede uygulamalar yapıyorsunuz? Nerede? Şu an proje bazlı burada çalışıyorum. Tamam. Gelen konuklara hediye yapıyorum. Ne güzel. Ee, evet. Daha çok biz tercih ediyoruz gitmeyi. <laughs> 3-4 kişi'nin olduğu insanlara hani eve hizmet gibi düşünelim ya da iş yerine ya da kurumsal firmalara şu an böyle bir sistemle gidiyoruz. <laughs> Daha sonra akış nereye götürecek bilmiyorum. şu an hiç güzel şey bir yere götürecek eminim evet, ben. Yani içine bir girdim. Nereye gideceğim daha bilmiyorum ama her geçen gün heyecanla e, yeni bir şey öğreniyorum. Hı hı. İnsanlar bana bir şeyler öğretiyor ve onların öğrettiği ile birlikte ben de insanlara paylaşıyorum. Faydalı bir şey vermeye çalışıyorum. Kişi bazlı ne kadar sürüyor? Yani bir ee, Şöyle bir, bir dakika check-up süremiz. Hı Benim hı. yorumlamam 25 ile 30 dakika sürüyor. Çünkü tek tek değerlere bakıyorum. 35 tane. Evet, tek tek e, bakıyorsunuz. 35 tane organa bakıyorum. Hı hı. 35 tane değere bakınca, e, onların içeriğine e, bakınca uzun bir süre alıyor kemik yapınızı, iskeletinizi, kas dokunuzu, her şeyi, romatizma kas sayınızı, omuz kasından tutun da yani saç telinize, saç derinize kadar. Cildiniz, güzelliğiniz, gözünüz bütün elementlere bakınca biraz uzun sürüyor. Yani e, kendimize bir 45 dakika zaman ayıracağız. E, kesinlikle, Değil kesinlikle mi? evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Var mı son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz e, şey? Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür yani, ederim. Aracı olduğunuz için e, bir şekilde e, insanlara bu bu da bir hizmet. Evet hizmet, e, fayda. Faydalı olduğu için siz de aracı olduğunuz için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Efendim Berat Yeliz'le bir güneş gibi parlanın bu hafta da sonuna geldik. Bir sonraki hafta tekrar aynı gün ve aynı saatte buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.